Kulina Hanım. Hoo, Kulina Hanım. Ay geldi Mayıl. Aa. Ne oldu yine? Ah, senin olup bitenden haberin yok galiba. Yoo. Şoker denen mendebur yaptı gene yapacağını. Ama bu imkansız. Ya öyle mi? Gel de kendi gözlerinle gör o zaman. Hadi. Böyle düşünmene gerçekten şaşırdım. Neden bu kadar rahatsız oldun? Belli ki düşüncelerimde gerçeklik payı var. Çattık ya. Nana nerede? İşte orada oturuyor. Anlamadım mı şimdi Hakan Beyciğim? İki kardeşin bu kadar farklı karakterde olması ne tuhaf. Nana çok sevimli, akıllı, sonra duyarlı. Öyledir kerata. Söyle bakalım, onu güzel buluyor musun? Evet diyeyim de başımı belaya sokayım değil mi? Hadi. Erkek erkeğe konuşuyoruz. Ne var yani, benden çekinme. Hadi. Sen ne öğrenmeye çalışıyorsun? Kim bu? Bu kız nasıl bu hale geldi? Hala düşünüyor. Şoker dedim ya. Ama bu nasıl olur? Ha, demek o yüzden bu kadar rahattı. Yo yo, ben bu şeytanla başa çıkamayacağım. Bir an gözümün önünden ayırmadım ayol. Ama merak etme Makbuşçum, mutlaka bir çaresini bulacağım. Bizimkini keyfi yerinde, hiç acele etmene gerek yok. Nana'nın abi gibi Hakan'ın ağzından laf alıp duruyor. Aferin ona. Sen hazır ol da ters bir şey olursa uçuverirsin. Ay merak etme. Makbuşun ağlı oğlusun. Az daha her şey berbat oluyordu. Aa, neden yemedin oğlum? Yemeyeceğimi söylemiştim ama şeker yemeğime göz dikti. Eğer yerse benden şüphelenirsiniz diye tabağa getirdim. Aa, şoker burada mı? Evet, bahçede. Ben de şimdi gününü gösteririm. Demek buradasın şoker ha? Hah, nihayet geldin. Bana bak, Nada'yı olanlarla bir ilgin var mı? Bana çabuk doğruyu söyle. Tabii ki var. Başka kimin ilgisi olacak? İngiltere kraliçesinin mi? Ay ne kadar da komiksin. Bunun hesabını çok kötü vereceksin ona göre. Yok canım, ne yapacaksın? Eh be şoker, giderek kaşla göz arasında yine yapacağını yaptın ya, helal olsun sana. Mersi canım. Nasılsa bu beladan Nana'yı kurtaracağım. Sen kendi derdine yan bakalım. Senin yerinde olsam bu kadar emin olmazdım kuliciğim. Ne kulisi? Ne demek istiyorsun sen? Nana'yı bu durumdan ancak ve sadece ben kurtarabilirim. Tabii ki sen buna inanmayacaksın şimdi. Hadi neyse, sen şimdi git araştırmanı yap, ben buradayım nasıl olsa. Şoker, çabuk bu sihri çöz. Yoksa çok çok fena olur. Ben de bunu çok isterdim ama yapamam canım. Unuttun mu? Ben güçleri olmayan sıradan bir ölümlüyüm. Ama oyuncaklar dünyasına geri dönersem... Seni hiç anlamıyorum. Dünyaya gideceğim diye aylardır başımın etini yedin. Şimdi oyuncaklar dünyasına geri dönmek istiyorsun. Ama ben sihir gücüm olmadan yaşayamam Kulina. Sen de çok şey istiyorsun ama. Ya, yok canım, çok şey değil. Yarın sabah şu konseydeki bunaklarla konuş ve bu cezamı geri çek. Ben de Nana'yı eski haline döndüreyim ha. Bu kadar basit ha. Pekala. Ama bunun hesabını bana oyuncaklar dünyasında çok fena vereceksin şoker. Kulicim, sinirlenme. Bak gözlerinin altı kırışıyor ona göre. Sen öyle san. Güle güle, mektup yaz. Dün gece Hakan tam benimle ilgili duygularını açıklayacaktı ama... saat 12 olduğu için yine kaçmak zorunda kaldım. Oğlum, şey kızım, bunları bırak da bir an önce normale dön. Vallahi böyle kalacaksın diye ödüm kopuyor. Ay, öldüm ayol. Konsey üyelerini ikna edene kadar göbeğim çatladı. Şimdi hemen şokeri bulup geri götürmem gerekiyor. Yani o mu kurtaracak Nana'yı bu beladan? Hı, evet. Aslında ben böyle iyiydim. Nana! Ay.
Sen hiç merak etme Kulina Hanım. Şoker'i ben hemen getiriyorum. Evet, hemen. Şoker! Şoker! Gel bakalım, gel. Ya, al bakalım. Hah, Şoker, yakaladım seni. Hadi gidiyoruz. Kulina, börekler kaldı. Börekler alayım bir tane. Hakan'ın duygularını itiraf ettirmem gerek. Hadi. Hay Allah. Hakan diye ölecek bu. Of ya, olamaz. Nasıl bu kadar çabuk olabilir? Nana, nerelerdesin? Seni çok merak ettim. Gelsene. Gece nerede kaldın? Dur bir şey söyleme, abin yüzünden değil mi? Evet. Nasıl buldun abimi? Ne bileyim. En az senin kadar tuhaf. Hı-hı. Küçükken sancaktan düşmüştü. Ya, beraber düştünüz galiba. Evet. Bir de ateşli bir hastalık geçirmişti. Ya. Ne istiyormuş? Beni şu zengin kasabalı çocukla evlendirmek mi istiyor hala? Evet. Belki de senin için iyi olur. Düşünsene, sakin bir yaşam. Boy boy çocuklar. Sen ciddi misin? Hayır canım, şaka yapıyorum. Ne konuştunuz? Hiç, geyik yaptık. Erkek muhabbeti işte. Geyik mi? O bir hayvan değil mi? Öyle işte, boş şeyler konuştuk yani. Nasıl yani? İşte. Benim aklımda konuşmadınız mı? Konuştuk. Ya. Ne konuştunuz? Bu onunla benim aramda. Asla öğrenemeyeceksin. Öyle mi? Hı-hı.